Yepyeni bir konuya geçtik. Özellikle 11. sınıf, 12 ve mezun gruplarını izleyebileceği konuların başına baktığımızda ise Türkiye'de madencilik. Özellikle Türkiye'de hangi madenler çıkarılıyor? Dünyada özellikle hak sahibi, söz sahibi olduğumuz madenleri tek tek bilmemiz gerekiyor. Ayrıca rezervi en fazla, en az olan, özellikle dışarıdan sattığımız madenler, bunları tek tek yine ele alacağız. Türkiye'de özellikle maden çeşitliğinin en fazla olduğu bölümümüz, en fazla olduğu ilimiz, bunları kesinlikle muhakkak bilmemiz gerekiyor gençler. Şimdi birinci konuya baktığımızda rezerv nedir? Muhakkak bunu sorarlar gençler. Rezerv ve tenör arasındaki fark var. Rezerv nedir gençler? Madenin miktarına verilen isimdir. Bunun için çok fazla önemsemediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'ye baktığımızda demir yatakları bakımından zengin olan bir ülkedir gençler. Demir yataklarına baktığımızda çıkarıldığı yerler, özellikle Hatay, Hamsi diye kodlamışız gençler. Zaten notlarınızda var. Hamsi diye kodladığımızda özellikle birinci sırada Hatay, Adana, özellikle Malatya, Hekiman ve Hasan Çelebi ve Sivas, Divri ve Kangal gençler Türkiye'de demir çelik, özellikle demirin en fazla çıkarıldığı yerlerden birileridir gençler. İzmir'de yine aynı şekilde herkese gençler Torbalı'da çıkarılan bir madenimiz de diyebiliriz. Peki madenler burada çıkarılıyor fakat nerelerde işletiliyor, bunu da bilmemiz gerekiyor. Karabük, Ereğli, İskenderun, Kırıkkale, özellikle İzmir, Sivas ve nereden gençler? Malatya'da yine aynı şekilde işletildiğini muhakkak bilmemiz gerekiyor. Bir diğer madenimiz ise işte krom. Yine kromda dünyada hak sahibi olduğumuz madenlerden bir tanesidir gençler. Özellikle krom yataklara bakımında en zengin olan ilimiz Elazığ'dır gençler. Elazığ'ın var biliyorsunuz diyor, Türkiye'de maden çeşitliği en fazla olan ilimizdir. Özellikle Bursa, Adana, Denizli, Elazığ ve Muğla, Fethiye ve hatta Köyceğiz gençler en fazla krom yataklarının olduğu yerlerdir. Evet, Antalya ve Elazığ'da ise ferrokrom dediğimiz tesislerde işletildiğini bilmemiz gerekiyor. Bir diğer madenimiz ise gençler bakır. Bakır deyince aklımıza direkt neresi gelecek gençler? Özellikle Karadeniz bölgesini ele almamız lazım. Öyle mesela Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayeli, bu gibi yerlerde bakır yatakları çok çok fazladır diyebiliriz. Diyarbakır, Ergani ve her zamanki gibi gençler Elazığ madeninde de yine aynı şekilde bakırın çıkarıldığı yerlerdir. Aman dikkat! Bakırda ÖSYM ters köşe yapabilir gençler. Bakır normalde bu 5 tane ilimizde, bölgemizde çıkarılıyor en fazla. Şıklarda Samsun'u koyarlar gençler. Samsun'da gençler kesinlikle bakır çıkarılmaz. Sadece bakır işletmeciliği olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ergani ve madende yine aynı şekilde gençler işletildiğini söyleyebiliriz. Özellikle demiri, kromu ve bakırı genelde ağır sanayide kullanıyoruz. Sanayi zaten ana ham maddesi. Genelde bakır elektrik üretiminde kullanıldı muhakkak bilmemiz gerekiyor. Özellikle araç gereçlerinde kullanılan bir üründür gençler. Evet, geldik bora. Bor denince gençler dünyada birinci sırada olduğumuzu bilmemiz lazım gençler. Özellikle %70 küsür oranda bir rezerve sadece Türkiye'de çıkarıldığını ve hatta bulunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bor bakımından en zengin olan illerimiz ise gençler, özellikle Eskişehir, Kırka, Balıkesir, Susurlu gençler. Bu iki bölgede en fazla bor rezervi olduğunu söyleyebiliriz. Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Emet, Kütahya, bu gibi illerimizde, bölgelerimizde bor rezervleri var, çıkarılıyor. Nerelerde işletiliyor gençler? Özellikle Eskişehir, Kırka, Balıkesir, Susurluk'ta işletildiğini söyleyebiliriz. Peki biz boru hangi alanlarda kullanıyoruz? Bunu da bilmemiz lazım. Boru özellikle deterjan yapımında kullanıyoruz. Isı yalıtımında kullanabiliyoruz. Özellikle inşaatta kullanabiliyoruz. Jet yakıtlarında kullanıyoruz. Uçak gövde yapımında özellikle kullanıyoruz. Ve 100 farklı alanda kullandığımızdan dolayı ne yapıyoruz gençler? Biz bunu daha öncesinde dışarıya satıyorduk. 2017 yılı verilene göre gençler ne yaptık? Biz bu satışları sınırlandırdık. Yani kotayı koyduk gençler. Borların özellikle işletildiği yerler biz boraks diyoruz gençler. Boraks fabrikaları yine aynı şekilde Eskişehir ve Balıkesir'de kurulduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir diğer madenlere baktığımızda ise
önemli gençler, özellikle boksit. Boksit ne demek gençler? Alüminyum ana maddesi zaten. Genelde nerelerde çıkarılır gençler? Özellikle Elazığ, Konya, Seydişehir, Antalya, Akseki ve Muğla'da çıkarıldığını söyleyebiliriz gençler. Alüminyum ya özellikle fabrikalarında çok çok kullanıldığını söyleyebiliriz. Fosfat yine gençler Türkiye'de özellikle en çok çıkarıldığı yer Mardin Mazıdağı gençler. Yine en çok işletildiği yer ise Mardin Mazıdağı'dır. Evet, fosfat bize yetmediğinden dolayı en fazla satın aldığımız ülke kimdir diye soru gelirse direktmen Fas, Tunus, Cezayir diyeceğiz. Evet, tuz yataklarına baktığımızda ise gençler tuzu 3 gruba ayıracağız. Deniz tuzu, göl tuzu ve kaya tuzu. Eğer deniz tuzunu sorarlarsa İzmir tuz altı. Evet, İzmir Çamaltı tuzlası pardon. Çamaltı tuzlası. Göl tuzu diye soru gelirse gençler, bizim Türkiye'nin önündeki en büyük tuzlu gölü gençler Tuz Gölü'dür. Tuz Gölü'nde özellikle üretiyoruz. Tuz Gölü, Aksaray, Konya ve Ankara il sınırları arasında yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Bir diğer ürünümüz ise gençler özellikle civa. Civa'da hangi alanlarda kullandığımızı muhakkak bilmemiz lazım. Özellikle eczacılıkta kullandığımızı bilmemiz gerekiyor. Ayrıca unutmayalım gençler, tuzu özellikle hangi alanlarda kullanıyoruz? Malum biliyorsunuz yemekte kullanıyoruz. Özellikle bir şeyin muhafaza edilmesinde kullanılıyoruz. Tokat, Kırşehir yine herkese gençler Kars'ta da yine aynı şekilde tuz yatakları olduğunu söyleyebiliriz. Civa yine az önce anlattığımız gibi genelde neyde kullanıyoruz? Özellikle hastanede, eczacılıkta çok çok fazla kullandığımızı söyleyebiliriz. Kükürt. Kükürt gençler özellikle kanserojen oranı çok çok yüksek olduğundan dolayı genelde çok sınırlı bir şekilde çıkarıldığını söyleyebiliriz. Özellikle Isparta Keçiboğlu'da çıkarıldığını bilelim yeterli. Mermer. Mermer Türkiye'de özellikle rezervi en fazla olan ürünlerinden bir tanesi. Bordan sonra. Bir rezervi çok fazla ve ne yapıyoruz gençler? Çıkarıp işletiyoruz ve nereye gönderiyoruz gençler? Yurt dışına gönderiyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerine sattığımız ürünler. Peki mermer nerelerde çıkarılır? Evet, şunu bilmemiz lazım. Mermer en fazla Marmara Adası'nda. Nerede geçen Marmara Adası, özellikle Balıkesir ve Bursa arasında yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Artı dünyada çok nadir, hatta sadece tek bir yerde görülen vişne çürüğü mermeri var gençler. Bu da nerede çıkarılır gençler? Türkiye'de bırak, dünyada tek bir yerde çıkarılır. O da Elazığ'da gençler. Evet, bunu bilmemiz lazım. Altın ve wolfram. Altın Türkiye'de özellikle Ege bölgesinde ve Doğu Karadeniz'de çıkarıldığını ve rezervinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Çanakkale'de Kaz Dağları'nda, İzmir'de Boz Dağları'nda, Artvin, Gümüşhane gibi bölgelerimizde ve illerimizde gençler özellikle altın rezervi olduğunu söyleyebiliriz. Wolfram, 2 yıl önce yine ÖSYM'e sordu gençler. Wolfram en fazla nerede çıkarılır? Bursa Uludağ'da gençler. Özellikle sorulduğundan dolayı yine sorar mı? Bilinmez gençler. Buna tek tek bilmemiz gerekiyor. Geldik rezervi yüksek olan madenlerimiz. Rezervi en yüksek olan madenlerimizde birinci sırada olan bor. İkinci sıraya baktığımızda krom. Yine Türkiye 3. şu zamanda meydana geldiği için oluştuğundan dolayı gençler. Linyet yatakları çok fazla. Artı mermer ve tuz. Yine Türkiye'de özellikle rezervi en fazla olan madenlerde diyeceğiz. İhraç ettiğim ürünler, yani dışarıya sattığımız ürünlerin başında yine ne geliyor gençler? Krom. Dedik ya, dünyada özellikle söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Krom, bor, bakır, tuz, mermer, ayrıca zımpara taşı, özellikle zımpara taşı da İzmir'de çıkarıldığını bilmemiz gerekiyor. Bu gibi ürünleri ne yapıyoruz? Dışarıya satışını sağlıyoruz. İthal ettiğimiz ürünler ise, malum biliyorsunuz Türkiye'de petrol sadece nerede çıkarılıyor gençler? Sadece Batman'da çıkarılıyor. Başka bir alanda çıkarılmadığından dolayı dışarıdan satın alıyoruz. Peki petrolü en çok hangi ülkede satın alıyoruz? Bunu da bilmemiz lazım. Irak'ta. Bir diğerine baktığımızda özellikle doğalgaz. Doğalgaz en fazla satın aldığımız ülke gençler kimdir? Rusya Federasyonu. Bundan dolayı dışarıdan aldığımız en fazla ürün yine doğalgazı diyebiliriz. Taş kömürü yine en fazla satın aldığımız ülkenin başında Çin geliyor gençler. Hangi limana geldiğini muhakkak bilmemiz lazım. İskenderun limanına geldiğini söyleyebiliriz. Fosfatı da az önce söyledim gençler. Fosfat özellikle nerelerde çıkarılır gençler? Mardin Mazıdağ'da çıkarırlar. Bize yetmediğinden dolayı hangi ülkelerden satın alıyoruz gençler?
Evet. Fas, Tunus, Cezayir. En fazla gençler Cezayir ve Fas'tan satın aldığımızı bilelim yeterli. Evet, Türkiye'de madenler bu kadar gençler. Madenlerin çıkarıldığı yerleri, işletildiği yerleri muhakkak bilmemiz lazım. Özellikle bakırı muhakkak bilmemiz lazım. Bakırın çıkarıldığı yerleri kader diye kodladık. Aman dikkat, Samsun'da kesinlikle bakır çıkarılmaz. Fakat orada işletiliyor. Altın rezervi en fazla olan Ege bölgesi, özellikle Çanakkale. Yine en fazla nerelerde çıkarılır? Artvin ve Gümüşhane'de çıkarıldığını bilelim, bizim için yeterli. Dünyada en fazla bor rezervine sahip olan ülke Türkiye'de. Kron'da ilk üçteyiz bu arada. Ayrıca tuz ve mermer yataklarında yine aynı şekilde Türkiye dünyada ilk sıralarda yer aldığını bilelim yeterli. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.